Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, 2018 yıllık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar, evet 2018 yılında sizi neler bekliyor, hangi gezegenler sizi destekleyecek, hangi gezegenlere biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor? Şimdi genel anlamıyla bunlardan bahsedeceğiz. Evet, öncelikle kadersel ay düğümlerimiz yılın büyük bölümünde Aslan Kova aksında hareket etmeye devam edecek. Ay düğümleri 7 Kasım'dan sonraysa yılın son 2 ayı Yengeç Oğlak aksına geçiş yapacak. Tutulma döngülerimiz de Aslan Kova aksında geçen yıl olduğu gibi bu yılda 4. ve 10. evinizdeki ay düğümleri, tutulma döngüleri, özellikle aile, ev, yuva, yaşadığınız mekanlar, iş yeriniz, kariyeriniz, bu konularda bazı böyle kadersel değişimlerin, dönüşümlerin olabileceğini, bazı kapıların kapanabileceğini, bazılarının açılabileceğini ve belli döngülerin değiştiğini işaret ediyor. Tutulmalar, evet, bu yıl geçtiğimiz yılla karşılaştırdığımızda 3 güneş tutulması var. Yani normalde her yıl 2 güneş tutulması, 2 ay tutulması olur ama bu yıl 3 güneş tutulması, 2 ay tutulması yaşayacağız. 31 Ocak'ta 11 derece Aslan Burcu'nda bir ay tutulması 4. ev alanınızda olacak. 15 Şubat'ta ise 27 derece Kova'da güneş tutulması meydana gelecek 10. evinizde. Buna benzer bir döngüyü de yaz sonlarında yaşayacağız. 27 Temmuz'da 4 derece Kova Burcu'nda bir ay tutulması, 11 Ağustos'ta da 18 derece Aslan Burcu'nda bir güneş tutulması var. İlave olarak da 13 Temmuz'da bir 20 derece Yengeç Burcu'nda bir güneş tutulması yaşanacak. Evet, dolayısıyla Temmuz-Ağustos ayları tutulmaların yoğun olduğu oldukça yılın en önemli dönemlerinden birisi. Ocak-Şubat dönemi de aynı şekilde. Bu süreçlerde özellikle kariyer, iş yeri, çalıştığınız mekanlar, toplum önündeki statünüz, sorumluluklar, görevler, aile büyükleriniz, ebeveynler, yaşadığınız yer, yuvanız, bu alanlarda evet tutulmalar bazı şeyleri değiştirmenizi, dönüştürmenizi isteyebilir ve bunu tetikleyecek olaylarla da, durumlarla da karşılaşabilirsiniz. Genel anlamda 9 yıllık döngüler, 18 yıllık döngüler bu tutulmalarla ve ay düğümlerinin hareketleriyle yaşamlarımızda da bazı dönüşümleri tetiklerler, bazı önemli döngüleri tetiklerler. Bu yılda genel anlamda geçtiğimiz yıl başlamış olan, süregelen bazı konuların yine aynı alanlarda devam ettiğini hissedebilirsiniz. Evet, şans gezegenimiz Jüpiter. Bu yıl önemli gezegen değişimlerimiz var. Geçtiğimiz yıla kıyasla daha fazla hareketlilik var. Jüpiter Akrep Burcu'nda olacak yıl boyunca. Geçtiğimiz 2017 10 Ekim'den itibaren Akrep Burcu'na geçiş yapmıştı Jüpiter ve 2018'de de Akrep Burcu'nda olacak. 8 Kasım'da da Yay Burcu'na geçiş yapacak. Evet, yılın ilk dönemlerinde Jüpiter özellikle 7. evinizde ilerlerken biraz daha şansı, kısmeti, ilişkiler ve özellikle ciddi ilişkiler, sözleşmeli ilişkiler alanında bekleyebilirsiniz. Sözleşmeli ilişkiler olunca tabii ki özel hayatınızda bu evlilik olabilir, iş hayatınızda, kariyerinizde imza atacağınız anlaşmalar, işbirlikleri, ortaklıklar olabilir. Jüpiter burada daha bereketli, daha kısmetli görünüyor. 9 Kasım'dan sonra ise Yay Burcu'na geçip finansal anlamda Jüpiter'den daha fazla kazanç bekleyeceğinizi söyleyebiliriz. Burada daha iyileştirici ve daha yararlı olacaktır. 9 Mart 10 Temmuz arasında Jüpiter'in retro hareketi var. Evet, genellikle her gezegenin retro dönemleri yıl boyunca meydana geliyor. Jüpiter'de yaklaşık 4 ay bir retro yapacak. 9 Mart 10 Temmuz arasında özellikle ilişkilerde bu dönemde biraz daha sorgulama içerisinde olabilirsiniz. Ya da yılın ilk 3 ayında elinize geçen neler var? Neler değişti hayatınızda? İşte bunları bu retro döneminde biraz daha içselleştirmeniz mümkün. 10 Temmuz'dan sonra ise Jüpiter ileri hareketine Akrep Burcu'nda devam edecek. Bu yıl Satürn Oğlak Burcu'nda, genellikle korktuğumuz, biraz çekindiğimiz, tereddütle yaklaştığımız Satürn kendi burcunda, Oğlak Burcu'nda ilerleyecek. Son derece güçlü, bu enerjiyi verimli kullanabilirsiniz. Evet, Satürn gerçekten hayatınızda
önemli bazı yapıları inşa edebilir. İnşa edebilir diyoruz çünkü Satürn inşaatla da yapılarla da alakalıdır. Oğlak Burcu da bir toprak elementi. Dolayısıyla siz de bir toprak burcusunuz. Sizin için de güzel bir pozisyonda, güzel bir açıda olacak Satürn. 9. evinizde olacak. Bu da demek oluyor ki bu süreçte birçok alanda aslında Satürn'den destek alacaksınız. Plüto 2008'den beri Oğlak Burcu'nda. Bu dönemde yaşama bakışınız, inançlarınız, kültürel konular büyük anlamda dönüşüm içerisindeydi sizin adınıza. Geliştiğinizi, zihinsel anlamda daha fazla olgunlaştığınızı hissedebilirsiniz. Satürn belki de bu süreçte artık Oğlak Burcu'nda ilerlerken bunları daha iyi değerlendirmenizi, belki elde edildiğiniz bazı bilgileri, tecrübeleri, yaşam görüşlerini bir şekilde belki hayatınıza daha ciddi bir şekilde katıp bunlarla bazı yapılar oluşturmanızı, belki de iş imkanları oluşturmanızı sağlayabilir. Eğitim gibi, yüksek öğrenim gibi hukuksal konularda veya yurt dışı uluslararası işlerinizde, medya yayıncılık gibi işlerde daha sağlam, daha ciddi, daha istikrarlı hareket edebilirsiniz ve kendinizi daha güçlü ve güvende hissedebilirsiniz. Üstelik 7. evinizdeki Jüpiter bu yıl Satürn ve Plüton'la da olumlu açılar içerisinde olacak. Yani iki güçlü gezegenin, iki karma gezegeninin iyi anlaşması da sizin için destekleyici bir anlamda eş, ortaklıklar, ilişkilerden yana bir yandan da eğitim, öğrenim, yayıncılık işlerinizde olabilir. Önemli ortaklıklar kurmak, önemli bağlantılar kurmak, önemli adımlar atmak söz konusu olabilir sevgili boğalar. Evet, bu yıl gezegeniniz Venüs'ün retro dönemi olacak. 5 Ekim 16 Kasım arasında Venüs retroları tabii ki özellikle ilişkilerde, biraz daha hani maddi konularda daha temkinli olmamız gerektiğini işaret ediyor. 5 Ekim 16 Kasım aralığında bunu yaşayacaksınız. Bu dönemde ilişkilerde biraz zaman zaman sorgulayışlar olabilir. Bazı işlerde de geri dönüşler olabilir. Ama bunu da bir fırsat olarak değerlendirebilirsiniz. Çünkü retrolar, özellikle Venüs retroları yaşamlarımızda bazen de bize gerçekten çok hoş sürprizler getirirler. Geçmişten gelen bir ilişki de olabilir bu, ya da daha önceden bıraktığımız, görmezden geldiğimiz bir işbirliği fırsatı da olabilir. İşte 5 Ekim 16 Kasım aralığı bu sürece dikkat etmekte fayda var. Zaten yıl boyunca yapacağımız haftalık, aylık yorumlarımızda da bu özel dönemleri daha detaylı bir şekilde size anlatmaya devam edeceğiz. Evet, bu yıl Uranüs Koç burcundan Boğa burcuna geçiş yapıyor. Bu tabii ki sizin için çok önemli bir gelişme. Uranüs yaklaşık 7 yıl bir burçta seyahat eder ve 2010'dan bu yana Koç burçlarındaydı. Şimdi o Uranüs'ün çılgın, sürprizli, kontrolü zor enerjisi artık sizinle olacak. Ne zamandan sonra? 15 Mayıs'tan sonra. 15 Mayıs'ta Uranüs burcunuza geçiyor sevgili boğalar. Ve 2025 yılına kadar da sizinle beraber olacak. Zaman zaman ileri geri hareketleri olacak tabii ki. Bu yılda kısa bir dönem, 7 Ağustos 6 Kasım aralığında retrosu var. Yine kısa bir süre yine Koç burcunun son derecelerini ziyaret edecek. Ama 6 Kasım'dan sonra artık bir daha Koç burcuna dönmemek üzere ileri harekete dönecek. Hazırlıklı olmalısınız. 2018'de bunun ilk işaretlerini göreceksiniz. Ama bu daha uzun vadeli bir gezegen hareketi, 2025'e kadar sürecek ve bu süreç içerisinde Uranüs sizi çok değiştirebilir. Siz daha güvenli adım atmak isteyen, değişiklikten çok hoşlanmayan, sürprizleri fazla sevmeyen bir burçsunuz. Ama Uranüs enerjisi böyle değil. Belki bu dönemde gerçekten kabuklarınızı kırıp karakterinizin değiştiğini, biraz daha özgürleştiğini hissedebilirsiniz. Belki de birçok şeyde hayatınızda da daha cesur, daha radikal hareketler edip reformlar yapacaksınız. Zaman zaman da çevrenizde o Uranüs enerjisiyle beraber şaşırtabileceksiniz sevgili boğalar. Buna hazır olun. Şunu söyleyebiliriz. Zaman zaman
zor olabilir, zaman zaman yorucu olabilir ama hiçbir şekilde sıkıcı değildir Uranüs'ün enerjisi. Evet, Plüto da Oğlak Burcu'nda yıl boyunca sizin için güçlü bir pozisyonda, destekleyici bir pozisyonda, Satürn'le beraber Oğlak Burcu'nda. Dolayısıyla en fazla derinden dönüşümü, en fazla güçlü etkileri de 9. ev konularınızda hissediyorsunuz. Bu yıl da bu devam ediyor. Satürn'ün de desteğiyle devam ediyor. Yaşam görüşlerinizde, hayata bakışınızda, inançlarınızda önemli gelişmeler var. Kültürler seviyeniz çok değiştiği gibi bu dönemde gerçekten birçoğunuzda çevre değişikliği, değişik yabancı kültürden insanlarla tanışmak, farklı işlerle ilgilenmek veya kendini eğitim gibi başkalarına, eğitim gibi alanlarda başkalarına hizmet ederken bulmak gibi konularla daha fazla uğraşacaklar. Bu yılda bu etkiler devam ediyor. Evet, Balık burcundaki Neptün'ün etkisi, hoş etkisi sizin adınıza bu yılda devam edecek. Üstelik Jüpiter Akrep burcunda, Neptün Balık burcunda zaman zaman yıl boyunca romantik etkileri daha güçlü hissedebilirsiniz bu iki gezegenden alacağınız. Özellikle yıl genelinde Şubat ayı, Haziran sonları, Temmuz ayları, yıl sonuna doğru Ekim ayı. Burada biraz daha hani romantik konuların, daha sanatsal etkilerin yaşamınıza değdiğini, biraz daha böyle belki ilahi bir güç tarafından korunduğunuzu, sanatsal ilhamın arttığını hayatınızda hissedebilirsiniz. Evet, genel anlamda evet, Mars retrosu da bu yılın önemli gezegen hareketlerinden birisi olacak sevgili boğalar. Çift gezegen, bütün gezegenlerimiz yıl boyunca bazı dönemlerde retro yapacak ama Venüs ve Mars'ın ikisinin de retro yapacağı bir yıldayız. Bu da ilişkilerde zaman zaman daha fazla sorgulama içerisinde olabileceğimizi işaret ediyor. 26 Haziran 27 Ağustos aralığındaki 2 aylık dönemde de Mars retrosu yaşayacağız. 9. evinizde başlayacak bu. 10. evinizde başlayacak ve 9. evinize kadar devam edecek. Bu süreç kariyerle ilgili konulara biraz daha odaklanmayı gerektirebilir ya da biraz daha hani belki enerjiyi kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Hayatınızdaki erkek figürler olabilir bunlar. Yeni girişimler olabilir veya eskiden başlamış bazı girişimleri sonuçları olabilir. Bu süreçte biraz daha risk altında olabileceğinizi söyleyebilirim. Özellikle Temmuz'un sonundaki 27 Temmuz'da meydana gelecek Kova burcu tutulması da retro Mars'a temas edeceği için 10. evinizde, kariyer alanınızda 27 Temmuz, yani Temmuz'un son haftaları, Ağustos ayının ilk dönemi biraz daha kariyer konuları, iş konuları veya hayatınızdaki otorite pozisyonları, bunlar üstleriniz olabilir, anne baba gibi ebeveynler olabilir, onlarla ilgili konularda biraz daha hani kontrolü zor enerjilerin, daha riskli, daha stresli durumların oluşmasını bekleyebiliriz. Dolayısıyla herhangi bir beklemediğiniz durum oluştuğunda panik yapmak yerine ya da hemen başka bir şeylere, yeni işlere girişmek yerine içinde bulunduğunuz durumu iyi anlamaya çalışmak ve onları bir şekilde eğer varsa eksikler ya da hatalar düzeltmeye çalışmak daha doğru olacaktır. Çünkü retro çoğu zaman biz biraz daha hani geçmiş konulara yönlendirir. Bu hayatımızdaki geçmiş bir ilişkidir, geçmiş bir iş ilişkisi olabilir, geçmişten yarım kalmış, tamamlamadığımız bir gönül ilişkisi olabilir ya da işle ilgili, aileyle ilgili ihmal ettiğimiz bir şey olabilir. İşte bunlar hem tutulma enerjileri güçlü olduğu için hem de retro gezegen etkileri devrede olduğu için bizi biraz daha hani rutin dışında, alıştığımız düzen dışında biraz daha zorlayabilir ya da hayata biraz daha hani dikkatli bakmamıza neden olabilir. Bunu bizden talep edebilir, isteyebilir sevgili boğalar. Yılın geneline baktığımızda evet, aslında Satürn Oğlak burcunda, Plüto Oğlak burcunda, Neptün Balık burcunda, Jüpiter Akrep burcunda tüm bu gezegenlere sizin adınıza güçlü destekleri var. Önemli kadersel adımlar, önemli dönüşümler, kariyer, aile,
gibi konularda ya da yaşadığınız alanlarda, mekanlarda daha fazla gündeme gelirken, çevresel koşullardan, ilişkilerden, yakın arkadaşlıklardan, genel bilginizden, kültürünüzden, yaşam görüşünüzden önemli destekler alabileceğinizi, bunları iyi değerlendirebileceğinizi söyleyebilirim sevgili boğalar. Yıl boyunca yine günlük, haftalık, aylık videolarımızla size yol göstermeye devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Mutlu ve başarılı bir yıl diliyorum. Hoşça kalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.